Tekrardan hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir misafirim var. Kendisi bir iş adamı, aynı zamanda Kooperatif Sütex'in as başkanı aynı zamanda. Bilge Tatlı Salonu direktörü, yani sahibi, kurucusu, bu işe tırnaklarıyla başlayıp şahane bir işe dönüştürebilen bir zeka, bir iş adamı. Bu bize hakikaten gurur veriyor. Nasıl, direkt konuya girelim ve sizi Mehmet Bulanık'la tanıştırayım. Biraz evvel Hüseyin diye başlamıştım aslında, öyle tanımıştım. Benim yanlışlığım, Mehmet Bulanık ismi. Buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek Mehmet Bey'le tanışalım ve oradan sohbetimize başlayalım. Günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydınlar efendim. Teşekkür ederim Haluk Bey, özellikle bizi bu güzel programa davet ettiğiniz için. Çok mutlu oldum. Ben takip ediyordum aslında daha önce sürekli sabah haberlerini, manşetlerini. İlk sizden duyuyoruz. Eyvallah, en erken benim bir de onun şeyi. Bize bu şansı var. Verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, ayağınıza sağlık. İyi ki buradasınız. Sizi biraz aslında, yani aslında yeterince tanınıyorsunuz ama benim de gittiğim, müşterisi olduğum bir yer Bilge. Şeydeki, Karakum'daki, evet, branşınız. Evet efendim. Oraya ne zaman başladınız? Çünkü bayağı bir zamandır bizdeki tatlı salonları böyle başlarlar biterler. Sizdeki bu uzun vade nedendir, nasıldır, nasıl gerçekleştiriyorsunuz? İş anlamında merak ediyorum. Evet Aydın Bey, Haluk Bey, biz 2002'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilk giriş yaptığımız sene Maosa'dan geldik. Ben Girne Turizm Limanı'ndan ilk giriş yaptığımda 3 tane otobüs vardı. İşte Gazi Maosa, Güzel Yurt, Lefkoşa. Gazi Maosa ismi biraz bana tuhaf geldi, böyle farklı bir şey. Şansımı orada denemeye karar verdim. Ve bu kadar inanmıyorum. Bu kadar basit, evet, mi hakikaten? Gerçekten de öyle. Çünkü bir inancınız var. Şey, tabii. Bir başarı kanıtlamanız gereken bazı durumlar var. Ben tabii hani bunu söylerken ilk daha geriye gittiğimizde, ilk köyden çıktığımda söyleyeyim. Babamın bana söylemiş olduğu sözler doğrultusunda babama hiçbir zaman küsmedim, darılmadım. Babamın söylemiyle sen hiçbir şey olmayacaksın. Meslek sahibi olmadın, sana kız bile vermeyecekler dedi. Ve adamlık kelimesi çok önemli bir kelime. Adam olmayacaksın dedi, hiçbir zaman dedi. Bunu kalbimin bir köşesine koydum. Ve ilk Girne Turizm Limanı'na geldiğimde Gazi Maosa otobüsüne, eski otobüsler, böyle bindim. Nereye gidiyorum? Bindik ve Gazi Maosa'ya gittim. Tabii farklı bir coğrafya, farklı insanlar, direksiyonlar farklı. Değişik bir ortam. Hani biz burada yapabilir miyiz? Ama yapmak için madem ki bir yola çıktık, biz bunu başaracağımıza inanıyorduk. Tabii. Baba mesleği neydi? Babam çiftçilikle uğraşıyor. Ben de tarla işlerini yapamıyordum. Yapamadığım için artık biz bunu yürütemeyeceğimizi kesinlikle ben kanaat getirdim. Hani sürekli istemediğim bir şeyi yaptırmak bir artı bir şey kazandırmıyor. Evet, evet. İşte Gazi Maosa'ya gittiğimizde ne iş yapacağız? İlk restoranda garsonluk işi yaptık. Sabah 7, gece 12. Bir kişi çıkıp aç mısın diye soran olmadı. O gün hayatımın ilk acı deneyimi orada yaşadım. Neredeyse tırnaklarımdan kan akıyordu. Kimse dur bir yemek ye diyen olmadı. Nitekim artık akşam gece 12:30-1 oldu. Beni eve götürecekler. Kalacak yerim de yok. İşte yanımda poşet çanta da yok. 2 gömlek, 2 pantolon. Vay canına, ne macera. Evet. Beni aldılar arabaya surlar içinde. 74'ten sonra herhalde ilk o ev bana açıldı. Hatta ta dergileri, gazeteleri hala duruyor. Her taraf toz, toprak. Tabii aylardan Şubat'tı. Hava buz gibiydi. İlk defa böyle bir soğuk yaşıyorum. Bir tane battaniye. Şimdi ne ateş, ne bir şey. Hiçbir şey yok. Soba yok, hiçbir şey yok. Şimdi o battaniyenin altında nefesimle ısınmaya çalıştım ben orada. Vay, evet, canına. Biz hayatı gerçekten kafamıza yiyerek biz hayatı yaşadık, okumadık. Ve oradan çıktığımız bu yolda işte belli bir süre sonra paket servisi yapar mısın dediler. Evet yaparım dedim. Arabaya bindim, direksiyon yok önümde. Ben nasıl yapacağım bir işi? Hemen yan tarafa geçtim. Tabii hani derler ya, sonra Bağdat bulunur. Tabii, ama ruhsatınız var mıydı? Vardı. Ehliyetim vardı.
Sonra Bağdat, hani bu yolla soracağıma ve bulacağıma inanıyordum. Çünkü inancım vardı, bu işi başaracağım. Emindim bu işi yapacağıma. İşte bir müddet paket servisini yaptıktan sonra gezindiğim yollarda böyle halka tatlının o bombacık diyoruz. Evet. Onun eksikliğini gördüm. Meslek yok bende, bu işi nasıl yapacağız? Bir ortak bulmam gerekiyordu. Çalışma izni gerekliydi. İşte iş kurma, vatandaş olması gerekliydi. Koşullar, şartlar biraz katıydı. Sağ olsun bir bizim şirkete tavuk getiren bir firmanın direktörüyle konuştum. Bir dükkan, boş bir yer gösterdi. Buyurun yapın dedi. Türkiye'den bir usta istedim ve halka tatlıyı oradan başlattık. Tabii üç tekerlekli bisikleti biz aldığımızda dünyanın en mutlu insanıydık. O sokaklarda gezdiğimde ama müthiş tatlı satıyorduk. Tabii, bize tabii. Ayrı bir keyif, ayrı bir heyecan veriyordu. Koşturdukça sizin ürettiğiniz geliyordu. Bir şeyi, sizin dağıtımını yaptığınız bir evet. ürünü gayet rahatlıkla satıyorsunuz. Yani ilgi çekti, insanların beğenisini topladı. Müthiş çok, bir şey. Çok ilgi çekti, talepler yüksekti. Ta 2008'in sonuna kadar artık bu işlerin çok yavaşladığını, daha fazla ilerleyemeyeceğimizi kanaatine vardım. Ben Girne'ye gitmem gerekiyor dedim. Ortağıma tabii dedim ben Girne'ye gitmem lazım, orada başlamam lazım. Hoş bir şekilde, tatlılıkla biz birbirimize sarıldık ve ayrıldık. Girne'ye geldiğimizde tanıdığımız bir Allah'ın kulu yok. Hatta bayrama denk gelmişti. Çikolata aldık. Üç gün boyunca kapımıza çalan hiç kimse olmadı. Yani, nitekim orada başladığımızda işte Yakın Doğu İnşaat Hastanesi vardı. Arabayla geçip inşaatın içinde tatlı satıyoruz. Mühendisler kızıyordu, bizi kovuyordu. Bu sefer tepsiyi başıma koyup böyle neredeyse 1,5 kilometreye yürüyüp inşaatın penceresinden girip o tatlıyı satmam lazım, o parayı kazanmam lazım deyip o çıktığımız yolda Karakum Şubesi'ni günden güne kendi yağımızla kavrularak o işletmeyi en iyi şekilde yapmayı hedefledim. Ve çok şükür sadece 3 tekerlekli bisikletten başlayıp şu an yaklaşık 14 tane dağıtım aracımızla ada genelinde dağıtımı yapmayı başardık. Çeşitleri de arttırarak neredeyse adanın en büyük tatlı imalathanesini kurmayı başardım. Makineleşmeye gittim. Standart reçeteyle işte günlük baklava üretimini 100 tepsiden başlattık. Yaş pasta çeşitlerimiz neredeyse günlük 100-150 tane yaş pasta üretiyoruz. Sütlü ürünler, adet ürünler, onların çeşit sayıları binlere buldu. Mutluyuz, gururluyuz. Tabii. Hiçbir şekilde hani emek ettik. Tabii. Emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Tabii. Az önce babamın adamlık kelimesi. Hiçbir zaman doğruluk çizgisinden ayrılmadım. Her zaman kendi çizgimi bildim ve hep önüme baktım, yoluma devam ettim. O zamanlarda bizimle uğraşanlar, bize engel olmaya çalışanlarla uğraşmış olsaydım, geriye bakmış olsaydım şu an burada olmayacaktım. Tabii, tabii. Geçen geçmiştir, bitmiştir. Tabii, biz yarına bakacağız. Evet. Yarın da neler katacağız? Üniversitelerde case study dedikleri, yani bir işte şirketin kuruluşu, başarısı nedir? Siz üniversitelerde okutulmalısınız bence. Yani şimdi, bir iş nedir, nasıldır, nasıl olur, determinasyon nedir? Önümüzdeki ay kısmetse hukuk kaydımı yaptıracağım. Okumaya da fırsat ve zaman bulamadığım için dışarıdan bitirme liseyi tamamladık. Hayırlısıyla 3 dersimiz kaldı. Maşallah. Ondan sonra hukuk olarak okumayı hedefliyorum. Tabii. Okumayı seviyorum. İnsanlarla kaynaşmayı seviyorum. En çok da insanlara merhem olmayı daha çok seviyorum. Çünkü biz daha önce de söylemiştik. Hani bu acıları, bu sıkıntıları, bu yokluğu çektik. İleride bir gün ben de hani üzerimde bir çatı, yiyecek kadar bir ekmeğim olursa Allah için ne yapabilirim? Mücadelesini vereceğim. Müthiş. Ve bu mücadeleyle kat ettiğimiz yol ortada. Gerçekten ciddi anlamda neredeyse 12-13 yıldır bir fil yollardayım, sahadayım, her yerdeyim. Tabii. Kime ne dokunabilirsem, kime ne hayır duasını kazanırsam asıl zenginliğin orada olduğunu ben fark ettim. Kazandığım sizden, para değil. Allah da sizden razıdır ki yani size yardımcı oluyor, işinizin başarısını veriyor. Sizi bu yolda devam ettiriyor. Şimdi yolumuza, şimdi işin ekonomik yönüne bir bakalım. Ondan sonra toplumda aldığınız diğer görevlere geçmek istiyorum. Şimdi enflasyon var, dövizin ağırlığı var üzerimizde. İnsanların alım gücünün tamamıyla geriye doğru gittiği bir konumdayız. Böyle durumlarda bizim işimize ne olur? Bilge Tatlı daha fazla mı üretir satar, korumaya mı geçer, olana tutunayım mı der? Sizi nasıl etkiler bu enflasyon?
Şimdi aslında şu anki özellikle yaşanan krizleri fırsata çevirmek lazım. Alternatif üretmek lazım. İnsanımızın çoğu, yani devlettekiler de, esnaf da, vatandaş da, herkes şikayet ediyor. Hiç kimse memnun. Evet, gerçekten kimse memnun değil. Bu memnuniyeti arttırabilmek için yapmamız gereken bazı planlamalar var. Hani biz bunu artıya çevirmek için ne yapabiliriz? Son zamanlarda sürekli, son bir yıldır fiyatların neredeyse %100'lere, hatta bazen 300'lere kadar gelen zamlar var. Bu zamlar geldi. Öbür tarafta dövizin sürekli yükselmesi önlenemiyor. Asgari ücretle çalışan vatandaşın kendisini gerçekten kurtarmadığını görüyoruz. Ben işveren olarak beni de kurtarmadığını kesinlikle kanaatindeyim. Bizi de kurtarmıyor. Bunun ortak yolunu bulup bunun bir an önce devletimiz konuyla ilgili bir el atması lazım. Bir genel bir çalışma yapması lazım. Şimdi çalışmalar yaparken, özür dilerim, yanlış anlamayın beni. Hani bir doktor ekonomiden anlamaz. Bir milletvekili eğer esnaf değilse, vatandaşın içinde değilse çok şeyi onu da bilmeyebilir. Tabii. Çıkıp bunların bir rapor yapılması lazım. Bu yapılacak olan raporda sıkıntının nereden, nasıl kaynaklandığını, bu sıkıntı nasıl çözülür, nasıl yardımcı olunur, yapılması gereken bazı çalışmalar var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aslında kendine yetenen bir ülke. Doğru. Ama maalesef yetmiyor. Hani yetmemesinin sebebi açık ortada, zaten bütün gün konuşuyoruz. Bunları biz nasıl yetmemiz gerektiği doğrultusunda çalışmamız lazım. Ne yapabiliriz? Yapacak çok şey var. Yani bu krizi, bu fırsata kesinlikle çevrilebilir. Sizin girdileriniz arttı mı bu kadar? Bizim maliyetlerimiz çok arttı. Kar oranlarımız çok düştü. Hatta neredeyse son iki aydır ciddi anlamda zarar ettim. Hani bu zararı ben nasıl... Fiyatlarınızı yükseltmediğiniz için mi, yoksa yeteri fiyatları, kadar yükseltmediğiniz için? Fiyatları yükseldik. Fiyat listesini bugün değiştirdiğiniz listeyi ikinci gün değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Vatandaş haklı orada. Çünkü aldığı miktar belli. Yaşadığım ben iki anımı anlatmak istiyorum burada. Buyurun. Bundan yaklaşık iki ay öncesinde bir tane müşteri dükkana girdi. Ben dedi, en ucuz baklavanız hangisi dedi. Böyle sert bir dille söyledi. Çalışan arkadaşımız cevizli dedi. Bana dedi, dört dilim baklava ver. Yanında çocuğu var. Benim oğlum dedi, bir haftadır her gün baklava istiyor. Alamıyorum dedi. Dört kişiyiz, dört dilim baklava alacağım. Tabii dedik, saygıyla karşıladık. Çocuk elini uzattı. Fıstık sarmayı da istiyorum dedi. Şimdi o babanın halinde ben olmak istemezdim. Allah yardımcısı olsun, kolay değil. Tabii ben işaret ettim çocuğa, ne gerekiyorsa verin, almayın diye işaret ettim. Vatandaş baktı yüzüme, ben alamıyorum dedi. Ama çocuğu da kıramıyorum dedi. Ne yapsın, bir şekilde o baklavayı o çocuğa alması gerekiyordu. Aynen. Kendince bir çare üretmiş, dört dilim. Tabii. Bu da iyi bir, bu da bir adımdır sonuçta. Tabii. Bir sene öncesi gene aynı hadiseyle karşılaştım. Gerçekten bunlar... İçimizi, tüylerimizi diken diken eden durumda. Tabii canım, hepimiz kilo bazında almaya alışmışız. Aynı. Kilolarca baklavalar yani gider. Yani bir tarafta gelir. Aç insanlar alamazken tabii. Öbür tarafta yediği kalorileri yakmak için kilometrelerce yürüyen insanlarımız da var. Yani bir şeylik var orada, bir belirsizlik ve adaletsizlik var. Bakın, o tezat hakkında size de şunu söylemek istiyorum. Babanız için hani dediniz ya, senden bir şey olmaz, adam olmaz falan dedi. Şimdi reverse psychology diye bir şey var. Yani söylemek, birilerini motive etmek için sen yaparsın, sen edersin motive metodunu kullanmak yerine senden bir şey olmaz metodunu kullanırsınız. Ve bazı insanlar bunu bilimsel olarak, bilinçli olarak yapmıyorlar. Ama çocuğa yapamazsın dediği zaman yapıyor. İşte sen buradan atlayamazsın dediğin zaman atlıyor. Hadi sen yaparsın, atla dersin. Mesela ben kendi oğluma havuza işte balıklama atlamasını bir türlü öğretemedim. Ben içeriye balıklama atlıyorum. Şöyle yaparsın, böyle yaparsın. Ben öldüm bittim. Çocuk atlamıyor. Komşumuzun kızı geldi, Nisan. Bak ben böyle yaptım dedi. Ama sen herhalde atlayamazsın. Bir şey söyledi. Pat diye bizim oğlan atladı. Şimdi ben koskoca adamım. İşte ondan çok daha iri biri. O atlar ben yapamam. Ama kendi boyutunda biri yaptığı zaman
hem yapabildi bir de yapamazsın kelimesi onu motive etti. Kesinlikle. Onun için babanızın o lafları bence çok o kıymetli river, bir söz. Çok kıymetli çok oldu kıymetli. Bence sizi bilerek bilmeyerek motive etmiştir. Allah ondan da razı olsun. Öfkesini bize hepsini söyledi. Bir iş adamı söyledi. Vermiş bize. Sağ olun, sağ olun. İşte 2 sene önceki yaşadığımız bir olayı da anlatmak istiyorum. Madem ki girdik konuya. Bir kız çocuğu yaklaşık 10 yaşında babasını kolundan çekip şöyle çimzikliyor ve kanlar akıyor. Bizim pastanede oluyor bu olay. Abi dedim çocuk ne istiyor? Tel kadayıfı istiyor dedi. Abi alsana. Param yok dedi. Al dedim. Neyse çocuklar yardımcı oldu. O abimize baklavayı tel kadayıfını verdi. Meğer çocuk zihinsel özürlüymüş. Aha. Yani o da ayrı bir. Tabii. Ayrı öyle bir, arzularını ayrı kendisini bir. Zarar vererek belirtiyor böyle. Hani dinimiz de emrediyor. Hani bir elin verdiği diğer el gösterince. Tabii, biz bunu tabii. Söylerken hani bir teşvik amaçlı söylüyoruz. Tabii. Ve o vatandaş 2 yıldır ben diyorum kendisine de söyledim. Ne zaman istersen buradan gelip tatlını, çocuğun isteklerini buradan karşılayabilirsin. Bu belki 1/1000. Diğerleri nerede? Tabii. Onlar görünmeyenler var. Tabii. Maalesef. O yüzden bunlara ciddi bir çalışma yapmamız lazım. Bu ülkenin ferah düzeyini en iyi şekilde taşımamız gerekiyor. Hep beraber yapmamız lazım. Şimdi şikayet ediyoruz. Haklı yönlerimiz var. Ama aynı hataları da biz de yapıyoruz. Evet. Biz diyoruz ki şikayet ediyorsun, haklı yönüm var. Ama yeri geldiğinde aynı hatayı sen de yapıyorsun. Yapma. Toplumsal olarak toplumun genelinde böyle ciddi bir anlamda kenetlenmesi lazım. Bu ülke bizim. Bu ülkenin ferah düzeyini en iyi şekilde taşımamız için çalışmamız lazım. Hani sektörleri konuşuyoruz mesela az önce bahsettiğimiz yaşadığımız olayı anlattık. Şimdi mesleki teknik eğitimlerde kimleri yetiştiriyoruz? Bu çocuklar nerede? Bu çocuklar hangi konumlarda, hangi alanlarda görev aldı? Ben okumaya kesinlikle karşı değilim. Herkes okusun ama bir altın bilezik de olsun. Olsun. Şu an ustalar, özellikle otelde çalışan ustalar 20 bin liradan maaş alıyorlar. Öbür tarafta devlet kapısını zorladığımız 8-10 bin liraya razı olduğumuz özellikle diyorsun bak evet. Burada 20 bin lira var. Burada 10 bin lira var. Hangisini? Yok ben devleti istiyorum. Niye? Ben çalışmak istemiyorum. Yani çalışmadan 10 bin liraya almak bir de garantisi istiyorum. Var öyle garantisi. Bir şey. Garantisi. Ama oteller şu an ciddi anlamda çok güzel otellerimiz var. Ada genelinde. Otellerimizin doluluk oranına baktığımızda neredeyse %90 ve yüzleri buluyor %100. Çoğu zaman rezervasyon yaptıramıyoruz. Kaç senede oradalar yani evet. Bugün var yarın yoklar değiller. Kaç hep senedir ve büyüyorlar. Hatta bir yapan ikinciyi de yapıyor. Kesinlikle. İki yapan üçüncüyü örnekleri de alıyor. Örnekleri tabii. De var. Tabii. Yani madem ki burası bir turizm cenneti ise turizmle ilgili iyi çalışmalar yapmamız lazım. Üniversitelerimiz yoğun çalışıyorsa üniversiteyle ilgili iyi çalışmamız lazım. Dersimize iyi çalıştık mı hiç kimsemiz şikayet etmeyecek. Ben eminim bu konuda. Ama o algıyı nasıl değiştiririz? Hakikaten bana da zor geliyor. Çünkü yine sizin endüstriden birisi, yerli, tanınmış bir isim. Diyor ki haftada 12 bin lira veriyorum ben tatlıcı ustama. Ama diyor bıraktı hükümete gitti. Devlete gitti çalışmaya. Zorumuza gidiyor işte evet, bu durum. Yani bu paralar bu ustayı yani kolay yetiştirmiyoruz. 40 bin lira, 50 bin lira kazanan bir usta var orada. Ve 50 bin lirayı bırakıyor gidip 10 bin liraya razı oluyor. Doğrudur. Ki bugün hükümet devlette başlarsanız asgariden başlarsınız öyle kesinlikle. Bir şartı vardır. Evet. Asgariden girer içeriye. Ama biz yuvarlak hesap 10 bin lira diyelim ona. Yani 50'yi bırakıyor 10 bine. Ve o bıraksa bu yılların bir meşhur bir endüstrisi burada çalışanı ismi çok meşhurdur. Yani bunlar ailece kardeşler hep işin içerisinde. Herkes azimle çalışkan insanlar bunlar. Öyle bir iş yerini bırakabiliyor insanlar. Maalesef. Ve çok şaşırtta kalıyorum. Şimdi böyle durumda hızlı tempoyla çalışmaya alışmış bir ustayı bahsettiğiniz gibi devlet dairesine gönderdiğimizde diyelim belli ki hastanede diyetisyencilik yapacak. Yani. Belirli bir süre sonra sıkıntılar başlıyor. Ailevi sorunlar başlıyor. Nereden başlıyor? Çünkü zamanı çok. Zaman çok olunca kimle uğraşacak? Eşiyle uğraşacak, babasıyla uğraşacak. Sürekli sorunlar devam edecek. Evet. Ama işiyle uğraştığı zaman ona vakit kalmıyor. Evet. Adam öyle hesaplamıyor ama diyor ki vaktim var benim balık avlayacağım.
İşte ne bileyim ben dağda mantar toplayacağım kış olduğumu. Evet. Yani belki de bunları hesaplıyordur adam. Kesinlikle öyle hesaplıyor. Torunu varsa işte torununu görecektir. Yani ben işte günde 12 saat 6 gün bilmiyorum sizdeki meslekte 7 gün mü çalışılır 6 gün müdür? Bizde 7-24 çalışıyoruz onu söyleyeyim. Yani şimdi vardiyeler bazında tabii. Evet şimdi adam alıyor parasını ama işte bu 7 günü çalışıyor mesela. Belki adam ondan bıkmıştır. Yani bir hafta sonu ben de düğüne gitmek istiyorum der. Düğüne gittiği zaman da kendi o dinlenme payından vermek istemiyor o düğüne. Çünkü biliyorsunuz ne oluyor evet. bu kadar zaman harcayınca. Evet, evet. Belki ondan işte çalışma şartları da belki düzenlense. Biz... ve maaşlarla da beraber insanları şöyle de söyleyeyim ama. Şimdi usta başına bu parayı veriyorsunuz ama ben dışarıda özel sektörde işçinin parasının yükseldiğini görmüyorum. Çünkü iş sahibi karşılayamıyor. Öyle bir anomali var burada. Şu an çok zor durumda. Çok zor. Çok zor. Ama işçi de yok. Bulamıyoruz, onu da bulamıyoruz. Onu da bulamıyorsunuz. Şimdi bulamadığınız bir şeyin fiyatı artar değil mi ekonomide? Kesinlikle. Bu olmuyor bizde. Rakabet artıyor. Rakabet evet. artarsa işte her zaman tabii, diyoruz ama kalite. Ama arz talebin oradan yani işçi istiyorsun. Bir müddet sonra diyorsun gel bana çalış ben sana 500 daha veririm. Öbürüne diyorsun yok sen bana gel ben sana 1000 daha fazla veririm. Otomatik olarak asgari ücretin 10 bin lira 12 bin lira çıkması lazımdı. İşçi bulamıyorsanız. Ama şunu söyleyeyim. Ama çıkmıyor oraya. Hani az önce turizm ve eğitimden bahsettik. Hı-hı. Çalışma, istihdamlar, sorunlar nasıl çözüleceğini konuştuk. Emin olun ki bu iş bizim insanımıza yaramıyor. Bu iş üçüncü ülke vatandaşlarına yarıyor. Doğrudur, haklısınız. Yani biz istiyoruz ki ben kendi vatandaşım 15 bin lira alsın, 20 bin lira alsın. Hiç üzülmem orada. Çünkü bu para burada kalıyor. Bu parayı burada harcıyor. Hı hı. Markete gidiyor, kirasını ödüyor, benzinini ödüyor, çocuğunu okula gönderiyor. Hepimiz yaralanıyoruz. Kendi içimizde dönüyor bu. Çok ama doğru. Öbür tarafta üçüncü ülke vatandaşı dediğimiz vakit o paranın tamamı olduğu gibi ülkesine gidiyor. Bu asgari ücret tartışmaları geldiğinde Sayın Bakanımızla ben de görüştüm. Sayın Bakanım bir gözden geçirin. Çünkü hani biz burada dil, din ayrımı, ırk ayrımı yapmıyoruz. Bizim demek istediğimiz şimdi bir Pakistanlı ya da bir Nijeryalı çalıştığı zaman birçoğu öğrenci vasfında geliyor ama Pakistan'da hep çalışma izniyle geliyor. Şimdi o çalışıyor. Lojmanını veriyoruz. Yemeğini veriyoruz. Bir de dönüp asgari ücreti işte 6090'dan çıkarttık 8060'a. Ayrıyeten lojmanı ve lojmanı ve yemeği veriyoruz. Hmm. Şimdi biz bunu verirken bu parayı veriyoruz kendisine. 8600 lirayı veriyoruz. Öbür tarafta bizim vatandaşımız ailesi var, arabası var, çoluk çocuğu var. Biz bu bir adalet mi? Bunu nasıl düzeltmemiz lazım? Ya yapacaksınız işte Kıbrıs vatandaşına bir fon ayrılıp sigorta primlerini ya da KDV primlerini almıyorum diyeceksin işverene. Bu sefer onların talepleri daha çok artacak. Evet. Ve maaşı ona yansıtıp daha yüksek maaş almasını sağlayabiliriz. Öbür tarafta işte çalışan üçüncü ülke vatandaşlarının da zaten belli. Hiçbir şey harcamıyor. Ailesi tabii. olanlar da dahil marketten yani çok şey kendi ekmeğini kendi yapıyor ve para olduğu gibi gidiyor. Bu ülkeye hiçbir artı kalmıyor yani. Tabii bu şekilde koyduğunuzda hakikaten düşündürücü. Yani yerel olup da asgari ücretten başladığınızda siz sizde çalışan bir Pakistanlının arkasındasınız. Daha az maaş alıyorsunuz demektir. Çünkü Pakistanlı çalışan arkadaşa asgari ücret gidiyor. En ucuzundan bir kira 2000 liradır Girne gibi bir yerde. O da bir garajdır, bir şeydir. Tamam bölüşebilirler kendi aralarında ama 2000 liradır. Yani siz ona 8600'ü 2000 lira 10.000'e çıkıyor. Yemeğini de veriyorsunuz. Tabii. Hangi mutfak masrafı evde kalıyorsanız 5000'in altındadır bugün. Kesinlikle. Hadi bir makarnayla yaşıyorsunuz diyelim. O da 2000 olsun. Adam şimdi alıyor 12.000 lira. Size gelen bir Kıbrıslı 8600'de bitti. Benzinini ödeyecek, evinde kirasını ödeyecek, okulunu ödeyecek. Yani Pakistanlı ona bir kat fark atıyor. Öbür tarafta üçüncü ülke vatandaşının ferah düzeyi çok yüksek. Benim vatandaşım kıt kanat geçirmeye çalışıyor. Değil mi? Yani bunu bir an önce toparlamamız lazım. Teşvik edip işte özellikle Kıbrıs vatandaşların çalışması doğrultusunda önünü açılıp
ve daha çok böyle ferah düzeyini düzeltmemiz lazım. Evet, ama muhalefet yer sizi burada. Yani şu anki muhalefet. Evet. Nasıl böyle bir şey düşünebilirsiniz diye. Çünkü eskiden biraz öyleydi. Hatta diyelim ki 3. dünya ülkesinden çalışan bir insanın yatırımını maaşının içerisinden alırdınız. Yine lojmanını verirdiniz, yine yemeğini verirdiniz. Aslında bu adil olurdu. En azından yatırımını maaşın içerisinde. Onu muhalefette olanlar bugün, onlar bunu değiştirmişti. Yani böyle bir şey yapamazsın, şudur budur gibisinden. Yani muhalefet sizi hemen yer burada. Enteresan, ama insanlık. Biz doğru, doğru tektir. Biz doğruyu yapacağız, yiyecekse yesin. Ne olacak evet. Yani en azından bir hayır dua kazanmış oluruz. Değil kendi vatandaşımızı korumuş oluruz. Evet. Yani ben hiç çekinmem bu konuda, yiyecekse yesin. Evet. Savaşmaya devam. Tabii. Ama işte anomali bizim ülkede şu anda o kadar fazla ki, yani burada Türkmen arkadaşlarım benim, onlar diyorlar ki yani geri gitme zamanı geldi gibi. Çünkü yani eve de bir şey gönderemiyoruz. Onlar gitse yerine başkaları yine Türkmenistanlı gelecek. Yerine birini yerleştirecek. Çünkü onlar artık bir nevi kendi evini alma derecesine geldiyse zaten gidiyor. Ha, öyle kendi mi oluyor ülkesinde. Onlar da, anladım. Kendi ülkesine alma derecesine geldiği vakit kendi gidiyor. Yani ben daha önce de duydum. Özellikle bizim devlet hastanelerinde bakıcı bulamıyoruz. Evet, 500'e kadar çıktı. 500'e gündere. Kadar. Acaba gidip ben bakıcılık mı yapsam? Yani değil düştüğümüz duruma bak. Çünkü siz maaşları ödediğinizde, gelen malı ödediğinizde eve günde 500 götüremiyorsunuz. Götüremiyoruz, kesinlikle götüremiyoruz. Yani ciddi bir şey, evet, belirsizlik zor var. Şeyler. Peki biraz da şeyden... Süt Kooperatifi'nde, Sütex'in başkanısınız. Orada ne yapıyorsunuz? Orada işler nasıl? Çünkü kooperatifçilik kolay değil. Kesinlikle. Bunun hayvancısı, sütçüsü alımıdır, fiyatlandırmasıdır. Yani kavga kalaba çok, çok bu işte. Özellikle süt kurumu. Doğru sanki bir değil, birden fazla doğrular varmış gibi. Sütçünün bakış açısı başka, hayvancının bakış açısı başka. İmalatçının başka. İmalatçının başka, devlet tamamıyla başka bakıyor. Bunun değişik okların arasında doğruyu nasıl bulursunuz? Şimdi Kıbrıs Türk Süt Endüstri Kurumu'nun as başkanıyım. Ben oraya atandığımı gazeteden gördüm. Görev tevdi edilir, istenmez. Şimdi bizim güzel. Çoğumuz torpil koyar, birini araya koyar. Değil mi? Alakası olmayan işe girer. Hesap makinesini eline almayan işte bankada yönetimde olmak ister. Evet. Bunlar değil. Görev tevdi edilir. Eğer siz imalatçıysanız, siz üreticiyseniz o imalatçının halinden çok iyi anlarsınız. O üreticinin halinden çok iyi anlarsınız. Çünkü bizde matematik var. Hesaplamalar var. Karşı vatandaş eğer mağdursa mağduriyetinin giderilmesi doğrultusunda ciddi çabalar sarf edilir. Doğru. Ama her şeyden önce hani burada adamcılık olmaması lazım. Emek var. Bu emeği bir kişinin hakkını, emeğini yediğiniz vakit ömür boyu iflah olmazsınız. Hı. Biz o duygularla hareket ediyoruz. Eğer hayvancı o konuda ürettiğini karşılığını alamıyorsa bir takım çalışmalar yapıyoruz. Kurtarması doğrultusunda üzerine tabii fiyatları arttırıyoruz ama çok artıyoruz. Onlar her zaman söylüyorlar. Eylem evet. Yaparız, zam yapmazsanız. Yapacak bir şey yok. Doğruyu yapmamız lazım bizim. Tabii. Eylem yapsalar da eğer orada bir yanlış varsa biz hayır deriz. Çünkü aynı tarafta evine süt götüremeyen insanlar var. Biz onları da düşünmemiz lazım. Tabii. Şimdi o ince çizgi. Hani süte zam yaparsanız imalatçılar bastırıyor. Zam yapmazsanız hayvancılar sütü dökmekle tehdit ediyor sizi. Bu ince çizgiyi en iyi şekilde korumak lazım. Bu sütü her şeyden önce bizim vatandaşımız evine götürmesi için mücadele etmemiz gerekiyor. Ediyoruz da. Şu an süt fiyatları çok yüksek. Yani bana kalsa hani özellikle pastörize sütleri. Belki biraz daha teşvik olur da eve girmesini sağlarız bu sütlerin. Ya da evet. Dar gelirli ailede işte bazen süt fazla, sütü ne yapacağız? O insanlara belki birer koli süt götürürüz. Hani, karşınızda marketleri bulursunuz bu defa. Liberal ekonomide bu olmaz falan derler. Yaptığımız işte yanlış varsa karşımıza gelsinler. Sıkıntı yok. Şey yapsınlar ama doğruyu yapıyorsak hiç kimse kusura bakmasın. Babam evet. Da olsa yanlışsa affetmem o konuda. O yüzden o ince çizgiyi mesela şu an
hayvancıların ödemesi %100 tamamlandığını, işte bunun özellikle imalatçının vermiş olduğumuz vadenin biraz geriye çekilmesi konusunda ödemeler daha erken, hayvancının da daha erken ödemesini sağladık. Bu güzel bir şey. Daha önce işte hayvancılar eylem yaptıklarında paramızı alamadık, paramız kaldı diye bağırıyorlardı. Yani çok şükür işte yaklaşık son 3 yıldır tabii ufak tefek bazı eylemler oldu ama böyle çok ciddi abartılacak bir şey değil. Bizim de doğrularımız vardı orada. Sonuçta Süteyn Süt Kurumu'nun yönetiminde Hayvancılar Birliği Başkanı da yönetim kurulunun içinde kendisi. İmalatçılar Birliği Başkanı yönetim kurulunun içerisinde. Bunu biz kendimiz yaptığımız çalışmalarda kimin doğru kimin yanlış olduğunu karar verip doğru olanın her zaman olması gerektiğinin mücadelesini veriyoruz. Ne hayvancının hakkını yiyoruz ne imalatçının daha yüksek maliyetle üretmesini sağlıyoruz. İnce çizgiyi, dengeyi korumaya çalışıyoruz biz orada. Tabii gelen bütün sütler özellikle mandralardan önce birer tüp alınır. Bu tüp kontrole gider. Bazı sütlerde şey çıkıyor, iğneli hani bazı hayvanları işte iğne vurduklarında hormonlar mı bunlar şey mi? Şöyle yani, üretimini artırmak için falan yok yok hormon değil. İşte hayvanlar hasta olduğunda işte bir iğne vuruyorlar. İğne vurulması gerekiyor. Aşılı sütü kesinlikle süt kurumuna gitmez. Biz imalatçıya gitmez. Çünkü burada kanserojen ve maddeler var. Önce süt kurumunun denetiminden yürüdüğü vakit o tüpler bizim kendi laboratuvarımızda temiz, tamam dedikleri zaman o zaman biz fabrikaya gönderiyoruz. Bu çalışma da çok önemli. Burada işte hani doğru yapmak lazım bu işi. Biz de başındayız. 7/24 kendi işimiz zaten başımızdan aşkın. Burada da biz kafa yoruyoruz. Tabii. Bunların cezası nedir? Şimdi yani hayvana iğne vurduran çiftçi bunu çok iyi bilmeli ve o sütü göndermemeli aslında. Şimdi genellikle hani mandralarda oradaki çalışan bilmiyor ya da söylüyorsunuz unutuyor. Bu inek hayvanların içine karışıyor. Karıştığı vakit işte o ineğin örnek veriyorum 20 kilo sütü vardı, 20 litre sütü vardır. 2 ton sütü bozuyor. Bu sütü kullanamazsınız. Kanlı süt bu. Kullanamazsınız. Mecburen biz bu sütü imha ediyoruz. Ya da hani oradan aldığımız 500 litre sütü tankere boşalttığımız vakit o süt gerçekten problemliyse elimizde tüp var. Üzerine süt de ekleniyor. 3 ton 4 tonu buluyor bazen işte soğuk zincir karışıyor sütlerine böyle. Karışıyor. Bütün cezasını oradan kendi ödemek zorunda kalıyor. Şimdi bunu kuruma bir de ayrı bir ceza gerekmiyor diyorsunuz. Çünkü zaten cezayı fazlasıyla almış oluyor. 500 litre süt verdi. Yaklaşık 4000 litre sütün bedelini ödüyor. Bundan daha büyük bir ceza olur mu? İşte o hassasiyeti göz önünde bulundurmak lazım. Hani bu benim adamımdır. Bunu korumam lazım ama öbür tarafta kurumu da zarara uğratmasına müsaade etmememiz lazım. Tabii. Yani herkes işini doğru yapması lazım. Doğru, sorumluluğunu alsın sonuçta. Kimse cezayı çekmesi lazım. Bu sistem güzel bir sistem. Aynı şekilde ülke genelinde olmasını da istiyoruz yani. Kim suçluysa cezasını çeksin. Evet. Kim olursa olsun. Arkadaşınız olur, akrabanız olur, dostunuz olur. Yanlış yapıyor ve hata yapıyorsa cezasını kendi çeksin. Halk çekmesin. Evet. Şeyde bu sütlerin işte dökme tehlikesi var. İşte ondan tehditler var. Bu sütleri alıp da yani sütçü onu eğer kimse alamıyorsa bu döküleceğine hakikaten bedava sizlere verilsin. Bunlar imalatçılara girsin. Ve biliyorsunuz peynir yapımında böyle 10 yıl, 15-20 yıl bekleyen peynirler var mesela. Evet. Ve bu süt de oralara gitsin. Yani yapılsın, kimse para almasın bunda. Ama zaten o 15 yıllık, 20 yıllık hatta 30 yıllık peynirler çıktığı zaman dışarıya, bunlar zaten çok pahalıya satılan peynirlerdir. O zaman işte sütçü için, imalatçı için ileriye dönük bir yatırım olur. Koydukları 3'er kuruş 10 kuruşa döner ve onu alırlar işte yıllar sonra. Böyle bir metot olamaz mı? Yaparlar mı? Hiç düşünürler mi? Şimdi böyle bir şey? Masada konuştuğumuz pratikte yani doğrudur. Bu sütler aslında bizim ülkemizde çok süt
dökülmüyor. Sütü dökmekle sürekli karşı karşıya geliyoruz. Şimdi süt kurumu hem imalatçıyı hem hayvancıyı iki tarafın aradaki biz aracıyız o ara. O kısmın ikisinin aracıyız. Şimdi sütü hayvancıdan aldığımız vakit size satmam lazım bu sütü. Yani. Sonuçta özele satıyorsunuz. Tabii. Siz yeterince zaten 12-13 milyon borcunuz var. Ne yapayım bu sütü? Size verirsem, siz ödemezseniz süt ek olarak biz ödememiz lazım bu sefer. Yani bunun garantisini kimse vermiyor. Evet. Karşı taraf muhatap sonuçta sütü hayvancıdan aldınız ama karşı tarafa verdiğinizde, özel sektöre verdiğinizde geçmişten gelen bir sürü ödemediği faturalar var. Buna kim kefil olacak? Örnek veriyorum, siz olur musunuz mesela? Yok. Olma. Ben niye 12-13 milyonun kefili olayım? Tabii. Pandemi döneminde devletimiz gerçekten bu konuda ciddi mücadele etti. Sütlerin dökülmemesi konusunda Ankara ile irtibata geçtiler. Sütünün işte kaşar yapılıp ve Türkiye'ye sattı. Türkiye orada da fazlalık var ama buna rağmen sütün tamamını kaşar yapıp ve istedi ve bunu karşıladı bize. Elimizde fazla süt vardı. Bu sütü ne yapacağımızı diye sürekli uğraşırken yani bir el uzandı bize ve biz bunu kaşar üretip Türkiye'ye sattık. Ama bu kaşarı doğru yaptık mı ben ona da inanmıyorum. kalite her zaman önemlidir. Kalitemizi arttırmamız lazım. Sütü dediğiniz gibi çıkıp hayvancıdan aldığımız vakit imalatçıya vereceğimizde iki sefer düşünmeniz gerekiyor. Eğer ödemezse bu imzayı atan yönetim kurulu sorumludur. Pandemide işte çok ciddi... Yok, taraflar razıysa biri sütü bedavaya veriyor, öbürü de bedavaya imalat. Bedava vermez, hayvancı vermez. Hayvancı ne diyor? Ben sütü dökeceğim diyor ama kurum ödeyecek parasını, devlet ödeyecek. Ha, döktüğü sütü de mi ödettiriyor size? Tabii, devlet ödeyecek. Ne yaptık biz pandemi döneminde? Tamam, madem ki girdik bu işe, Kalkınma Bankası'ndan kredi çektik. İmalatçının adına kredi çektik biz. Dedik ki sütler dökülmesin, üretim devam etsin, stoklar büyüsün dediğiniz gibi bayağı da bir stoklar da şişti. Ve çok şükür stoklar hepsi eridi. Ve şu an hani vatandaşımız hellim alamıyor. Hellim fiyatları belli zaten yüksek, miktarda. O krizi bu şekilde çözdük. Ümit ediyorum ki çözmeye de devam edeceğiz. Elimizden ne gelirse katkı koymaya devam edeceğiz. Bu konuda biz her zaman hazırız. Hellim dediğinizde ona da değinmek istiyorum. Şimdi hellim ismi tescillendi. Ve bu tescillenen hellime doğru ne kadar bir yatırım görüyorsunuz? Çünkü küçükbaş hayvanımız, yani bizde 4000 üzerinde şey var, küçükbaş hayvanı, çiftçimiz var ya da hayvancımız var 4000 üzerinde. Benim anladığım kadarıyla bunun yani ya sürüleri çok genişleyecek, yani 4000 kalabilir ama yani bunun belki de 10.000 olması lazım. 10.000'in de yani çok büyük sürülere sahip olması lazım ki anladığım kadarıyla dağlar, tepeler küçükbaş hayvanla dolması lazım. Kesinlikle. Ki bizim bu teşhilini aldığımız hellimin belirlenen oranlardaki sütle yapılması, imal edilmesi. Şimdi bunun için hiçbir çaba göremiyoruz. Aksine eksilen bir durum var anladığım kadarıyla. Orada bir resim çeker misiniz benim için? Orada ne oluyor? Şimdi koyun ve keçi sütü gittikçe azalıyor. Azalmasının sebebi fiyatların çok yüksek olması ve hiçbir imalatçı bu sütü almak istemiyor. Şimdi bizden süt alanlara, fabrikalara diyoruz ki bir tonda keçi sütü almak zorundasın. İtiraz etse de almak zorunda, yoksa inek sütünü vermiyoruz diyoruz. O şekilde yürütmeye çalışıyoruz biz durumu. Maliyeti çok yüksek olduğu için almak istemiyor. Ama standartlara baktığımızda zaten bir komisyon kuruldu bununla ilgili. Hellim tescillendiği vakit bu komisyon biraz çalışacak ve küçükbaş hayvanın artılması konusunda ben Tarım Bakanımızdan da duydum. Buraya küçükbaş hayvan gelecek. Ama bu geldiği vakit bunu kesmemiz lazım. Bunu üresin, büyüsün, çoğalsın, dediğiniz gibi dağlar yükselsin. Yani dolsun. Şimdi biz bunu söylüyoruz. Devlet bu konuda el attığı vakit vatandaş da biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Sahip çıkıp koruması lazım bunları. Koruduğu vakit o zaman evet biz kazandık, biz başarıyoruz bu işi. Hani ilk başladığımızda söylüyoruz. Herkes şikayetçi. Üretici de,
tüketici de, imalatçı da, herkes şikayetçi. Ama şikayetçi olan kişileri karşımıza alıp konuştuğumuzda eminim ki herkeste de kusur vardır. Önce kendi kusurlarımızı kapatmamız lazım. Bir daha hata yapmamak için mücadele etmemiz lazım. O zaman biz doğruları bulacağız. Bu ülke en iyi şekilde büyüyecek, ben eminim. Tabii. Şimdi öyle yani gayet pozitif bir yaklaşımınız var, onu görüyorum da. Ben dağ yolunu kullanarak Çatalköy'den buraya gelirim. Sabahları hatta yolun içerisinde keçileri görürüm. Tam onların çok geçiş güzel zamanıdır. Bir manzara. Tabii. Şöyle severek çoban arkadaşla selamlaşırız. Ama o kadar da tehlikeli olabiliyor bazen. Yani çünkü keçi hep aynı yerden geçmiyor. Daha yukarıdan, daha aşağıdan ve ne zaman çıkacağı belli değil. Ve yolun kenarındalar ve yol içindeler böyle. Hiç belli değil. Siz işte sabahın boşluğunda 70-80 gidiyorsunuz, keçiyle göz göze geliyorsunuz böyle. Hiç iyi bir manzara değil bazen. Ya, ama dağlarda olması güzel manzara, evet, yollarda değil. Ama yani bu hayvanlar nerede beslenecek? Yani bizim hellimiz ne kadar pahalı olacak? Çünkü bu keçileri, koyunları böyle otla, bizde uçsuz bucaksız yaylalar yok Türkiye'deki gibi. Bunları, evet, böyle saldığınız zaman orman kalmayacak bizde. Yani keçi bulduğunu da yiyor zaten, biliyorsunuz. Çok zor olacaktı diye aslında, düşünüyorum. Aslında şöyle, hani keçilerin ormanda olması çok bir şey yiyeceği ifade etmez. Hani olay boynunun uzandığı kadar yiyor. Tabii, ağaçlar budanmıyor. Keçiler işte buduyor. gübre lazım, keçi gübreyi de bırakıyor. Doğayı bıraktığımızda zaten kendi kendini yürütüyor doğa. Yani o yağan yağmurlarda çıkan otların yenmesi ve onlar gübreye dönüşmesi, ağaçların budanması gerektiği, işte ağaçların belli bir kısmını yiyor. Tabii işte ağaçtan düşen o tohumlar, bitkiler, küçükler falan tabii yenilenmiyor. Tabii yenilenmez o, tabii. Ama zaten yangınların en büyük sebebi o ya. Hani diyoruz ya, bak doğayı bırakırsak. İşte ormanlarımız niye yanıyor? Çok sık olduğu için. Aradaki otların sürekli çıkıştığı için yangınlar çıkıyor bu sefer. O yüzden keçiler biraz doğrusu temizleyecek. Kıptek bunlardan belirli bir miktar alsın, trafoların altına yerleştirsin bence. Çünkü oraları hep ot bürüdü ya, hep oradan, evet, çıkıyor, kıvılcımlar düşüyor aşağıya. Belki onlar. Kıptek dedik de onun için ne düşünürsünüz? Yani ülkenin refahı dedik, doğruları yapmak Kıptek, dedik. Bakın yine galiba duracak galiba bu hale. Kıptek sorunu bu ülkede maalesef hiç bitmedi. Yani şimdi başlayan bir durum değil. Yıllardır sürekli Kıptek'te hep büyük sorunlar var. Yani sorunların çözülebilmesi için ciddi yatırımlar olması lazım. Altyapı çalışmaları neredeyse yok denecek kadar. Tabii. İşte yangınlar çıkıyor, herkes koşuyor, seferber oluyor. Aslında yangın çıkmadan önce biz önlem alsak hiç kimse koşturmayacak, kimse, evet, bedel ödemeyecek. Tabii. Yani bu ormanın içinden geçen kabloların tekrar düzenlenmesi gerekiyor. İşte ağaç dallarının araya girip rüzgarla gelen çarpıntıyla kıvılcımlar oluştu ve yangınların çıktığı ortaya çıkıyor. Tabii. İşte birçok trafoların şu an yükü çekmediği görünüyor. Eskidi, bayağı eskidi. Yani eğer Kıptek ciddi bir çalışma olmazsa bir sonraki dönemlerde bazen günde 3 saat, 6 saatlere kadar günlük elektrik kesintileriyle kalmakla, yani kesinlikle baş başa kalacağız. Öyle bir durum var şu an. Yani Kıptek'in özelleşmesiyle ilgili sürekli çalışmalar oldu. İşte özelleşemez, şey yapamaz, ama eğer önlem alınmazsa Kıptek çok büyük bir felaket bekliyor. Değil mi? Çünkü hani biz şirket olarak kendimizden bakıyoruz. Bu makineyi biz bir yıl kullandık, iki yıl kullandık, beş yıl kullandık. Beş yıl sonra bu makinenin yenilenmesi gerekiyor. Tabii. Bu makinenin servis edilmesi gerekiyor. Ya da bu makine gelen yükün üstüne fazla yük koyduğumuz için her an patlayabilir, her an yok olabilir. Hani ticareti baktığımızda aynı Kıptek'te kıyaslamamız lazım. Yenilik olmazsa, sürekli çalışmalar olmazsa yarın öbür gün Kıptek yok olacak. Tabii, bu sefer çok daha büyük sorunla karşı daha büyük karşıyayız. Yani sorun gelmeden önce zaten belli. Sorunlar nereden, nasıl kaynaklandığı ortada. Genellikle Kıptek'teki sorunlar işte sürekli söyleniyor, bilmiyorum bu konuda tam rakamlara vakıf değilim ama çalışan personelin fazla olduğunu söylüyor. Ama baktığımızda arıza olduğu zaman geç kalınıyor. Arızaya acil müdahale o gelmiyor. Her şeyden önce mantığın tamamını çözmek lazım. Eğer
ben sabah 4'te kalkıp gece 12'de çalışıp koşturuyorsam kendi işimde, buradaki görev düşen kimseye, çalışan herkese mesai saatleri doğrultusunda kaç saat birimi çalışması gerekiyorsa lütfen çalışsınlar. Çocukları için çalışsınlar. Değil mi? Kendisi için değil, gelecek nesillere iyi bir şey bırakması için çalışsınlar. Çünkü zaman dilimi çok az. Şimdi saat 12 oldum, 1 oldum, vezneler kapalı. Devlete para yatıracak. Vatandaş belki 20 kilometre gitti. Bunu yatırmak için vezne kapandı, gönderiyoruz. Tabii. Vatandaşın kendi işi var. Sabahtan o vakitlerde çıkamaz, gelemez. Çıkamadı ya da sıra çok. Bu sıra işi de çok yanlış. Bu eskilerden artık Türkiye'nin 80'leridir. Şu anki bizim vaziyetimiz. Bunlar ciddi bir reformla A'dan Z'ye, bunlar hepsi mantığı komple değiştirmemize yeni bir model çizmemiz lazım artık. Çalışmamız lazım her şeyden önce. Devlet de gereken katkıyı, gereken çabayı da göstermesi lazım. Vatandaş da aynı şekilde ona karşılık verirse birbirini toplayacak. Büyük bir güç oluşacak burada. Evet, evet. Peki, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Bizi evet, çabuk doldu için. Bize verilen süre. Ben hiç fark etmedim, saate de bakmadım. Evet, çok akıcı, güzel bir sohbet oldu. Eyvallah, sizi biz yine konuk alırız. Dinleyecek çok şeyimiz var sizden. Tekrardan teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Sayın Mehmet Bulanık'la beraberdik. Onun yorumlarını dinledik. Ona çok teşekkür ederken sizlere de teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Güzel bir haftaya başladık. İnşallah gerisi gelir, bereketli olur, güzel olur. Sizlere güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın istiyoruz. Geçmiş olsun. Ben teşekkür ederim. Arukat Sabah Sabahı sundu. Hey sen, senin rengin hangisi? Hiç düşündün mü? Şimdi bir üniversite hayal et. Hayatın tüm renklerini içinde barındıran. Seni sen yapan ne varsa üzerine git. Çünkü yaratıcılık cesaret ister. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, içindeki rengi ortaya çıkarman için sana keşiflerle dolu bir dünya sunuyor. Arukat'la rengini keşfet. Kuru yemiş denince kanlı kuru yemişleri akla gelir. Adada